ayrı diye. Ama hep bir insan üzerinden okumak, dinlemek her zaman bambaşka bir tarafını gösteriyor. Biz aslında ne konuştuğumuzu daha net anlamamızı sağlıyor. Şimdi bir İsrailli kadın askerin anlattıklarına kulak vereceğiz. Arkadaşımız Erdal hazırladı, çevirdi neler söylediğini. Bir izleyelim onun tanıklığını, sonra devam edelim. Hayatımda böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmemişti. Şimdilik kendime gelmeye çalışıyorum. Hala nasıl hayatta kaldım bilmiyorum. İnanın kim yaşıyor, kim öldü bilmek istemiyorum. Sabah 6.30'da roket tufanı başladı. Yalın ayak sığınağa koşmaya başladım. Roket atışları durmak bilmedi. Bir saat sürdü. Bir anda Arapça naralar duyduk. Bulunduğumuz sığınağın girişinden bize ateş açmaya başladılar. İşte o zaman bulunduğumuz askeri üssün hedef olduğunu anladık. Sabah 6.30'da saldırının çok ciddi olduğunu bildirmek için beni aradı. Daha sonra kekelemeye başladı ve telefonu kapattı. Herkese, arkadaşlarına, meslektaşlarına mesaj atmaya başladım ama kimse yanıtlamadı. Hepsi aynı sığınaktaydı. Videoya ilişkin bir şeyler diyebiliyor muyuz? Tabii ki diyebiliyoruz Seyhan. Şimdi konuşan kişi, videosu çekilen kişi bir asker. Asker olan kişi konumu gereği zaten bu tarz olaylarla karşılaşabileceğini ve her daim bu tarz bir olaya hazır pozisyondaki birinden bahsediyoruz. Bundan daha korkuncu var. Her ne kadar ben kendi kişisel görüşüm Filistin halkının haklı mücadelesini desteklesem de İsrail'li sivil yurttaşlara yapılanlar var ve Filistinli sivil yurttaşlara yapılanlar var. Gelinen süreçte bakın bir asker bile savaşın korkunçluğunu ve vahşetini bu şekilde anlatıyor. Hiç hazırlıklı olmayan, günahsız, masum, sivil halk ne alemdedir diye düşünmek lazım. Yani savaş her iki boyuttan da yakıcı. Korkunç, evet. Orkun Bey, siz İncirlik üssünde Türk ordusunun en üst düzey komutanlarından bir tanesi, bir komutanıydınız ve ben de sizin kitabınızı okudum, hatta üstüne de yazı yazdım. Şimdi İncirlik bir kez daha tartışılmaya başladı. Hatta aynı zamanda İyi Partilisiniz. Bugün Meral Akşener de İncirlik'i tartışmaya açtı. Amerika'ya uyarılarda bulundu. Şu an herkesin, eminim Türkiye'de endişelerini, Filistin halkının yaşadıklarına üzülmekle birlikte ikinci bir endişesi var. Türkiye'nin bu sürece dahil olması endişesi var. Hatta Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki itidalli yaklaşımını Meral Akşener de olumlu baktığını söyledi. Siz İncirlik'in böyle bir dönemde nasıl kullanılabileceğini düşünüyorsunuz? Özellikle Türk sihasının İncirlik'ten vurulduğu tespitlerine baktığınız zaman Türkiye için bir İncirlik tehdidi, Türkiye için bir İncirlik tehdidi var mı? Hani bunu söylemek biraz tuhaf ama bu çatışmanın ortasında Türkiye İncirlik'in etrafında İncirlik üzerinden nasıl bir şekilde kendisini tarafsızlaştırabilir? Çünkü bu üsler kullanılabilir durumda. Ne diyorsunuz? Şimdi, öncelikle sosyal medyada ya da kamuoyunda ifade ediliyor bu tepki maksadıyla. Ben de İncirlik üssünü siyahımız düşündükten sonra İncirlik üssü kapatılsın gibi söylemler var. Bu söylemin yanlış olduğunu ifade ediyorum. İncirlik üssü zaten bizim üssümüzdür. Kendi üssümüzü kapatmanın bir anlamı yok. Ha, Amerika ile ilgili olan bölümü ifade etmek için de Amerika'nın İncirlik üssündeki kullanma hakları kaldırılsın ya da kısıtlansın tabiri doğru ifadedir. Yani İncirlik üssü kapatılsın demek son derece yanlış bir ve cahilce bir ifadedir. İncirlik üssü Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından belirli esaslarla iki ülke arasında yapılan mevzuata uygun olarak, mutabakata uygun olarak kullanılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti istediği zaman isterse Amerika'nın da diğer ülkelerinde buradan kullanımını durdurabilir, kısıtlayabilir, bu yetkilere sahip. Tabii ki burada Amerika Birleşik Devletleri birlikleri diyor ki ben diyor Suriye harekatına yönelik olarak örnek olarak ifade ediyorum
şu bölgede şu faaliyetleri icra edeceğim. Ben Irak bölgesine ilgili olarak sadece İHA göndereceğim. İHA'da gözlem yapacağım. Yani icra edeceği harekatın çerçevesini çiziyor. Türkiye'ye bildiriyor. Türkiye tamam diyor, onay veriyor. Gerek birlikte yahut da müferit olarak ona bu görev kapsamında İncirliği kullanma yetkisini tanıyor. Şimdi bu bazda düşündüğünüz zaman Amerika şunu diyebilir. Efendim biz sizin İncirliği'ni kullanmak istiyoruz. Neden? Uçaklarla Gazze'yi vurmak için değil. Efendim sadece İHA'larla uçacağız. İHA'larla Gazze'den görüntü alacağız. Hatta bu görüntüleri sizlerle de paylaşabiliriz. Bu kapsamda ne oluyor, ne bitiyor orada görürüz. Şeklinde sanki hiç harekata dahil değilmiş gibi sadece gözlem maksadıyla bu üssü kullanmak istiyoruz diyebilir. Buna Türkiye Cumhuriyeti uygun görebilir ya da görmeyebilir. Yani burada gerek Savunma Bakanlığı'nın, gerek Cumhurbaşkanı'nın, devlet büyüklerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikasıyla paralel olarak bir karar verirler. Yani ne karar verirler bilmiyorum. Ama bu kapsamda kullanılır. Ha, Amerika bunu kullanıyorken şunu yapar mı? Silahlı İHA'sıyla ya tehdit algıladım, oradaki bana roket atacaktı, Hamas militanıydı, vurdum der mi? Der. Yani bunda der. O yüzden şunu hiçbir zaman garantisini veremem. Amerika ile bu tür icra edecek faaliyetlerde Amerika çok masumane olarak görevlerini ifa eder demiyorum. Bunun en yakın örneğinde işte Suriye'de harekatımız esnasında silahımızın vurulması en son çok açık bir örneği olarak görmüş. Tehdit algıladım, vurdum diyebilmektedir. O yüzden hep böyle başlar. Çok masumane görevlerle Orkun başlar. Orkun Bey şunu söyleyeceğim. Yani ben, Orkun Bey sizin kitabınızda var. İncirlik'te siz sürekli didişiyorsunuz Amerikalılarla. Tabirimi bağışlayın lütfen. Hani girecek silahlar, çıkacak silahlar, personel listesi falan. Ya Türkiye sınırının dibinde kendi siyasi Amerika tarafından vurulduktan sonra nasıl tepki verebilirdi peki sizce? Hani çünkü tepkisi eleştirildi Türkiye'nin. Nasıl tepki verebilirdi? Şöyle tepki verebilirdi. Örnek olarak söylüyorum. Efendim İncirlik üstünü asfaltları bozulmuş, bakıma alıyoruz. O yüzden sadece Türk uçaklarının kalkış ve inişleri için şu pist kullanılacak, geri kalan uçuşları durduruyoruz. Örnek olarak. Yani bu bir tepkidir. Yani bu benim aklıma gelen basit bir tepkidir. Böylece bir süre İncirlik üstünü hem İHA'lara hem de diğer uçaklara, tanker uçaklarına bir süre bakım gerekçesiyle asfalta ihtiyacı vardı oranın da. Ne yaparsınız? Kısıtarsınız. Bu bir şeydir. Bunun için niye böyle yaptınız diyemezler. Yani bunlar taktiksel